Evet, PlayStation Store'a yeni indirimler eklendi. Yıl sonu fırsatları 75 indirim fırsatı 22 aralık'a kadar devam edecek. Bu videoda hızlı bir bakış yapacağız. Daha sonra buradaki indirimlerle ilgili muhtemelen ayrı bir liste videosu hazırlarım. Öte yandan PlayStation Indies devam ediyor. Bu PlayStation Indie'si ile ilgili aslında bir video hazırlamak istedim ama e, görüyorsunuz 1196 tane ürün var. Yani bunu hazırlaması çok kolay değil sırf hazırlamış olmak için de saçma sapan bir liste hazırlamak istemiyorum. Öte yandan fiyatlar da çok indi oyunların fiyatları çok indi gibi değil yani. Indie oyun gibi değil. Hani baksanız abi 300 lira falan indie oyun mu olur yani? Ya da 135, 150 lira. Indi dediğin 30 lira, 40 lira, 50 lira olur. Neyse. Geldik yıl sonu fırsatlarına. %75 indirim denmiş. Ya bu ya şu oranları neye göre belirliyorlar çok merak ediyorum. Kaç yazalım abi? 70 yazın abi bu sefer. Kaç yazalım? Abi %85 indirim fırsatı yazalım. Muhtemelen böyle abi. Bir sayı sallıyorlar. Bak şimdi neden biliyor musun? Yıl sonu fırsatları %75 indirim. Bir tane bile %75 oranında indirim almış oyun yok ilk sayfada. İndirimin genelinde kesin vardır bir tane. Her zamanki gibi buradan tam sürüm, oyun paketi ve premium sürünü, sürümü eliyoruz ve şu anda 800 küsürden 622 tane seçenek kalıyor önümüzde. Assassin's Creed Valhalla Deluxe 375 lira, 299 lira falan geçtim. Marvel Spider-Man 124 liraya düşmüş. Şimdi eski indirimleri hatırlayanlar varsa o 60 liraydı zamanda falan diyorlardır. O fiyatlar biraz zor artık. Rainbow Six Siege Deluxe Edition 76 lira. Burada dikkatimi çekenlerden bahsedeyim. Watch Dogs Legion 200 lira direkt geç abi. Watch Dogs Legion Ultimate Edition. Crew, The Crew 2 Special Edition 97 lira geçtim. Jurassic World Evolution. Şöyle hızlıca bakıyorum. 65 lira. Belki Gran Turismo. Burada belki de bahsedeceğimiz şu anda en ilk dikkatimi çeken şu ana kadarki oyunlardaki indirim Gran Turismo'da. PlayStation Plus özel %10 indirim var. 71 liraya düşüyor. Fena değil olabilir. Fakat almayın. Bu oyunu PlayStation Plus'ta verecekler. God of War 89 liraya düşmüş. Fakat almayın. PlayStation Plus'ta verilecek. Abinize güvenin. Friday the 13th 13. Cuma 34 liraya düşmüş. Düşünülebilir. Bayağı eski bir oyun aslında. 2016-15 falan o zamanların. Ee, ama keyifli olabilir. PlayStation hisse de var bu. Far Cry 5 kaçırılmayacak fırsat 287 lira. Hemen alın derim. Hemen yanında da ekürisini vermişler. Need for Speed Heat 217 lira %75 indirimli. Bu %75 indirim olmasaydı ne olacaktı? 869 lira olacaktı. Far Cry 5 ne kadar olacaktı? 959 lira olacaktı. Bu iki oyun arkadaşlar tam bir böyle keris silkeleme makineleri olarak görüyorum bu iki oyunu ben. Neyse Assassin's Creed Odyssey Deluxe versiyonu 107 lira alınır abi. Hani eğer böyle bir oyun alayım çok da uçsuz bucaksız olsun 50, 70, 80 saat oynayayım falan derseniz biraz da böyle mitoloji seviyorsanız yapıştırın gitsin. Assassin's Creed bunda ciddiyim bu arada. Need for Speed Heat'te şaka yapıyordum. Tekrar söyleyeyim. Far Cry 5'te de şaka yapıyordum. Şaka. Doom 25 lira. 2016 yılında çıkan Doom. Oynamadıysanız aksiyon oyunu seviyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Bu fiyat çok çok iyi bir fiyat Doom için ve normalde Doom'un normal fiyatı 84 lira bu fiyatta kalan artık çok az oyundan bir tanesi ve muhtemelen zam gelecek arkadaşlar bu fiyatları o yüzden e, almanızı bu oyunu tavsiye ederim bir daha bu fiyatları bulamayabilirsiniz Doom 3'ün fiyatı da 44 liradan 13 liraya düşmüş. Doom 3'ün böyle çıkış tarihi 2005 falan. Yani o döneme göre çok iyi bir oyun ama şu anda grafik anlamında çok beğenmeyebilirsiniz. Bir sayfa daha geçtim. Şehir kurma oyunları deyince akla gelen en popüler oyun muhtemelen ilk oyun yani Cities Skylines PlayStation 4'te çok seviliyor. 69-80 70 liraya düşmüş. Başka Final Fantasy 15 Royal Edition'ı 80 lirada. Bu da düşünülebilir. Devam ediyorum. Sniper Elite 4 bu oyun 599 lira normalde. %90 indirim var. 59 liraya kadar düşmüş. Eğer oynamadıysanız. PlayStation Plus'ta da kaçırdıysanız. Tavsiye ederim. Need for Speed Rivals 44 lira. Eğer araba yarışıyla ilgileniyorsanız, seviyorsanız. Seven Days to Die eğer hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız böyle zombili falan crafting de yapayım derseniz teknik anlamda da beklentiniz çok yüksek değilse bunu söylemem lazım çünkü bu oyun teknik anlamda böyle çok yavan mı diyeyim çok yavan bir oyun yani çok böyle iyi değil yani oynanışı falan animasyonları ama dediğim gibi keyifli vakit geçirebilirsiniz güzel bir oyun yani keyifli bir oyun çok güzel mi ondan emin değilim ama Başka devam ediyorum. Ama bakın Resident Evil Raccoon City Edition Resident Evil 2 ve 3 normalde 130 liralara kadar düşüyordu. İlk defa 115 liraya düşmüş. Şaşırdım. Godfall biliyorsunuz Aralık ayında Playstation Plus'a geleceği konuşuluyor. Yani şu versiyonun indirimde olması bana çok şaşırtıcı geliyor ya. Normalde indirimde olmaması lazımdı. Yani bu Aralık ayı oyunlarında bir sürpriz olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Belki bu oyunlardan yani War'dan başka bir oyun gelebilir. Dragon Ball Fighters %86 indirimi almış ama dürüst olmak gerekirse oyunu bilmiyorum. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience eğer aksiyon, macera oyunu seviyorsanız, uzun soluklu bir şey arıyorsanız 20 liraya alabileceğiniz en iyi oyun en iyi oyun. Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience. Bakın karıştırmayın ama bir Phantom Pain var, bir Ground Zeroes var, bir de Definitive Experience var. Definitive Experience'ı gidip alın. Bu arada Just Cause 3'ün normal versiyonu 35 lira fakat Just Cause 3 XXL Edition yani böyle DLC'leri, MLC'leri falan da dahil etmişler. Abi çok saçma değil mi ya? Daha ucuz. Normal versiyon indirimsiz hali 179 lirayken XXL Edition versiyonu 134 lira. Çok saçma hakikaten. Assassin's Creed'in üçlü paketi 87 liraya düşmüş. Syndicate 53. Tam doğrusu Assassin's Creed oyunları indirimde arkadaşlar. Hepsi iyi indirim almış. Almayı düşündüğünüz Assassin's Creed oyunu varsa PlayStation Plus'a gelmeyeceğine göre oynamayı düşünüyorsanız alabilirsiniz. Sniper Ghost Warrior Contracts 44.75 İyi hatta şu daha iyi bir paket bence Ghost Warrior 3 ile beraber Sniper Contracts ikisi beraber 64 liraya geliyor iki oyun bir arada bence gayet iyi. Greedfall 92 lira bence fena değil ama e, bilmiyorum. Yani şu anda daha iyi alternatifler var gibi bu fiyatlar için. Predator Hunting Grounds Allah <laughs> 317 lira Tamam hemen alıyoruz. Dead Cells 68 liraya düşmüş 40 indirim var. Bana göre aslında hala biraz yüksek. Ben böyle 30-40 lira maksimum öyle bir şeyler olur diye düşünüyorum ama 2 e, de roguelike türünde biraz da böyle farklı özgün bir oyun arıyorsanız gerçekten oldukça eğlenceli bir oyun oldukça iyi bir oyun Dead Cells. Devam edelim burada Capcom Arcade oyunları var. Tuhaf tuhaf fiyatlarda. Final Fantasy 7 36 lira. Bu Final Fantasy ilk yani 1997'de mi 8'de mi artık ne zaman çıkışsa o oyun. Yani biz bu sene içinde bu sene başında remake'ini oynadık bu oyunun. Dead Island Definitive Edition 21 lira. Heavy Rain ve Beyond Two Souls ee, %10 ekstra indirim var PlayStation Plus'a. Yani iki oyun 104 lira bence hala biraz fazla. Çünkü bu oyunlar yani bayağı eski oyunlar arkadaşlar. Normalde Heavy Rain dediğiniz oyun PlayStation 3 oyunu. Metro Saga paketi. Tam bu oyunu geçen gün Xbox Store'da gördüm. 59 liraydı abi. Bak 3'ü. Bak sen Steam'i falan karıştırmıyorum. Şu Metro Saga Bundle. Metro 2033. Metro Last Light bunların redux versiyonları ve metro Exodus'un gold versiyonu Xbox'ta 59 lira. PlayStation Store'da 172 lira. Bugün birisi atmış yine şeyde Discord'da Farming Simulator hani bedava verdiklerinde oynamadığım oyun. 22'si Farming Simulator 2022 yani Farming Simulator 22. Xbox'ta 140 lira. PlayStation Store'da 422 lira. Abi 3 kat fark var ya. Ya bu kadar fark yani olmaması gerekiyor. 100 lira olan bir şey PlayStation'da 130 lira olur, 140 lira olur. %30, %40 dersin ki ya tam en azından PC toplamıyorum. İşte yok optimizasyon şey kafam rahat dersin tamam mı? Takıyorum CD oynuyorum. Yok PC kaldırıyor mu kaldırmıyor mu çözülüyor. Hani Böyle bir süre baş ağrısından kurtarıyor konsol seni aslında. Fakat bir yerde 100 ise 130 olsun, bir yerde 50 ise PlayStation'da 65 olsun 70 olsun ama işte bir yerde 50 ise yani rakip konsolda 50-60 lira olan bir oyun gelip senin konsolunda 172 lira olmasın mesela neyse bu Metro üzerinde çok konuştum bu oyunu geçelim zaten bu arada Metro Exodus falan diyordum ben size Metro Exodus bende varmış Tales of Berseria %50 indirim var şu anda 42 liraya geliyor eğer Japon RPG oyunları seviyorsanız tavsiye ederim Playstation'lerinden bir tanesi ee, sıra tabanlı eğer özellikle sıra tabanlı RPG seviyorsanız biraz daha böyle eski stil e, beğeneceğinizi düşünüyorum. Journey ve Brothers her ikisi de PlayStation 3 oyunu bunlardan beraber bahsedeyim. Journey 50 liraya düşüyor. Brothers de 35 liraya düşüyor. Journey için 50 lira bence hala biraz pahalı. Gerçi söz konusu PlayStation olunca hiçbir şey pahalı gelmiyor da. E, bu oyun 2-3 saat kadar bir oynama süresi var Journey'de. Maksimum bu kadar yani. Brothers'ın da yine o da kısa sayılabilecek bir oyun. 2-3 saat kadar. Oldukça güzel oyunlar ama dediğim gibi PlayStation 3 oyunları aslen Wolf Among Us normalde fiyatı 64 Aslında gayet uygun 19 liraya düşmüş bir telltale oyun yani şu tercih yapmalı dediğimiz ama e, yani İngilizcenize güveniyorsanız oynayın diye de belirteyim bu oyunun ikincisi gelecekti ama ne yaptılar bilmiyorum Manhunt baya böyle psikopat bir PlayStation 2 oyunu o zamanında pek çok ülkede yasaklanmıştı 40 lira fiyatı. Amnesia Collection 39 lira. Bunlar çok daha fazla düşüyordu sanki. Amnesia Collection bir 19-20 liraya falan düşüyordu. Manhunt sonuçta ne olursa olsun bir PlayStation 2 oyunu ve 40 lira falan. Artık bu tarz oyunların böyle 8 lira 10 lira falan olması lazım. Bendeki algı öyle yani. Devil May Cry HD Collection ve dördüncü oyun olduğu bir bundle var burada 87 lira. Aslında gayet güzel bir teklif fakat dördüncü oyunu haricindeki oyunların çok oynanabilir bir tarafı yok. Böyle 2000, 2001, 2000. Hani ben normalde biraz daha böyle eski oyunları ve eski grafikli oyunları oynayabiliyorum ama Devil May Cry'ı e, bu ilk oyunlarını oynarken ben bile çok zorlandım. O yüzden yani daha böyle yeni nesil oyuncuların hiç ama hiç oynayabileceğini sanmıyorum onu söyleyeyim. Yani anca beşinci ya da dördüncü oyun şu anda oynanabilir ilk üç oyun çok zor bence. Çok tatsız yani. Çok tadı kaçmış. Zamanında güzeldi oyunlar. Zombi Army Trilogy de yine 21 liraya kadar düşmüş. Oldukça iyi indirim alan oyunlardan bir tanesi. %90 indirim var. Bu oyunla beraber bu indirimi sonlandırayım. Aslında daha bakılacak çok fazla oyun var ama güya kısa bir bakış yapacaktım. Galiba yine bayağı uzun bir video oldu diye düşünüyorum. Şöyle son anda bir son dakika golü var mı? Son olarak bahsedecek olduğum oyun Strange Brigade olacak. %90 indirim almış şu anda 43 lira. Çok güzel bir oyun değil ama güzel bir oyun. Bu indirimlerle ilgili başka içerikler paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.